أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasreten Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti siz değerli abilerimin ve kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca, yine buraya gelirken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin ve Allah Azza ve Celle sizi izzetin, şerefin kaynağına iletsin. Geride bıraktığınız ehlinize hidayet, sağlık, sıhhat ve afiyet vermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Değerli kardeşlerim, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet etti. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide geldiğinde Ensardan Ebu Umame'nin mescitte oturduğunu gördü. Ona doğru yaklaştı ve dedi ki ey Ebu Umame, namaz vakti girmediği halde seni mescitte oturuyor görmemin sebebi nedir? Ebu Umame dedi ki bunun sebebi benim sırtımı, tabir yerindeyse belimi büken kederler ve borçlardır ey Allah'ın Resulü. Subhanallah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu güzide sahabeye döndü. Dedi ki sana bir kelam öğreteyim mi? Sana bir şeyler öğreteyim mi? Sen onu söylediğin zaman Allah senin kederini giderecek ve senin borçlarını ödeme konusunda sana yardımcı olacak. Şimdi hangi kişiye, hangi kederden ve dertten beli bükülen olursa olsun mescidin bir kenarında yardım bekleyen hangi şahsa, kim olursa olsun yöneldiğinde, böyle bir söz söylediğinde vallahi ilk olarak elini uzatacaktır. Beni bu kederden çıkart da, bu sıkıntıdan çıkart da, bu muzdariplikten kurtulayım da hangi kelimeyi öğretirsen öğret, söylemeye hazırım. Ebu Umame Resulullah'a döndü, dedi ki evet ya Resulallah, bana o kelimeleri öğret. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sabahladığın ve akşamladığın zaman Allah'ım gamdan ve kederden, acizlikten ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borcun ağırlığından ve insanların galip gelip kahretmelerinden sana sığınırım de buyurdu Subhanallah. Ebu Umame radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesini harfiyen yerine getirdiğinde neyle karşılaştı? Dedi ki vallahi Allah kederimi dağıttı, borcumu ödeme konusunda bana yardım etti. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bu hadis Ebu Davud'da geçiyor. Geçen hafta dillendirdik. Bu iman meselesidir kardeşler. Bu takvadır. Bu Allah'a yönelenlerin karşılaşacağı çok güzel akıbettir. Bakın bu duanın aynısı sonundaki bir lafzın farklılığıyla çok değişik bir şekilde Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilir. Buhari'de bu hadisi kayıt altına alır. O da ney? Enescik der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebük için yola koyulduğu zaman Ebu Talha'ya dedi ki kim o?
babası. Ey Ebu Talha, sefer sırasında çocuklarınızdan birini yanınıza alın da bana hizmette bulunsun. Ebu Talha, Enes bin Mali'yi alır, bineğinin arkasına oturtur, yola revan olurlar. Enes bin Malik der ki radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sefere giderken her konakladığı yerde bizzat kendisine hizmette bulunmuşumdur. Abdest suyuna ihtiyacı vardır, Enes bin Malik karşılanmıştır. Yiyeceğe ihtiyacı vardır, Enes bin Malik karşılanmıştır. Uyuduğu esnada taşımış olduğu zırhı, kullanmış olduğu kılıcı, binmiş olduğu bineğin korunması lazımdır. Enes bin Malik ona yardımcı olmuştur. Yalnız bakın, gencecik bir sahabe, özellikle genç kardeşlerime nasihat ediyorum. Kulaklarınızı her daim nebevi tavsiyelere doğru yöneltin. Ezberlemek için çaba sarf edin. Bugün Türkiye coğrafyası içerisinde binlerce, yüz binlerce Kur'an hafızımız vardır. Ama maalesef ki gençlerimiz içerisinde, yaşlılarımız içerisinde hadis ezberleyenlerin sayısı çok ama çok azdır. Rica ediyorum. Allah Azze ve Celle şu mescidin içerisinden Yusuf gibi bir gence, şu mescidin içerisinden Emir gibi bir gence Allah Resulü'nün sözlerini ezberlemeyi nasip etsin. Allah şu mescidin içerisinden Hasan gibi, Hüseyin gibi, Abdullah gibi gençlerin hıfzını, hadise olan merakını, iştiyakını arttırsın da o kitaplar içerisinde iki kapak arasında saklanan nebevi tavsiyeleri ezberleyip bize aktarmayı nasip etsin inşallah. Ağır bir dua yapmadık değil mi? Allah razı olsun. Bakın Enesçik dedi ki, ben Allah Resulü'nün her konakladığı yerde ona hizmette bulundum. Bakın gencecik bir çocuğun dikkatini ne çekmiş? Diyor ki, her konakladığımız yerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çokça, bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil, çokça, Allah'ım gamdan ve hüzünden, acizlikten ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borcun ağırlığından, insanların galip gelip kederli bir hale sokmasından, kahretmelerinden sana sığınırım derdi, dedi Enes bin Malik radıyallahu anh. Bu hadis-i şerifte Buhari'de geçmektedir. Değerli Müslümanlar, bu kıymetli iki rivayetin peşi sıra birkaç hususa değineceğim. Kısa öz hatırlatmalarda bulunduktan sonra inşallah meclisimizi kapatacağız, sonlandıracağız. Birinci bahsetmek istediğim husus Ebu Umame ile ilgilidir. Kimdir bu şahsiyet? Allah nasip ederse eğer pandemi sürecini hafif atlatır, okullar açılır, toplu mekanlarda bir araya gelme fırsatını Rabbim bize lütfederse, inşallah biz fukhus hadis, fukhus sahabe, yani sahabenin hayatından fıkıh dersleri, sahabenin hayatından günümüze aktaracağımız neler vardır inşallah işleyeceğiz. Allah nasip ederse. Bu hadisleri rivayet edenlerinden de kısaca bahsedelim ki mescidimiz şenlensin, meclisimize rahmet yağsın. Ebu Umame Rıdvan beyatı sırasında, dikkat buyurun Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sen bendensin, ben de sendenim iltifatına mazhar olmuş mümtaz bir şahsiyettir. Peygamber aleyhisselamdan 250'ye yakın hadisi ezberlemiş ve insanlara aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle iltifatına mazhar olmak yeryüzünde insanlara verilecek en büyük rütbelerden daha değerlidir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem
sahabeler içerisinde hangi kardeşine böyle yöneldiyse bilmemiz gerekir ki Allah Azza ve Celle de o kişiyi sevmekte ve ona muhabbet beslemektedir. Ebu Umame radıyallahu anh cömertliğiyle meşhur olmuş bir sahabe. Sahabe hayatlarını genel olarak incelediğimizde ortak bir payede buluştuklarına şahitlik ederiz. O da nedir? Cömertlik. Osman bin Affan'ı mı sayarsınız? Abdurrahman bin Avf'tan mı bahsedersiniz? Abdullah bin Ömer'den mi bahsedersiniz? Hangi sahabeyi tutarsanız tutun, ortak buluşacakları nokta cömertliktir, diğer gamlıktır. Ama bazıları vardır ki ihtiyaç sahibi olmalarına rağmen, fakir olmalarına rağmen, muhtaç olmalarına rağmen, infakta bulundukları kişilerden daha fazla ihtiyaçları olmalarına rağmen Allah yolunda infak etmekte ve sadaka vermekte yıldızlaşmışlar. Ebu Umame için derler ki sırf geçimi olmasına rağmen, yiyecek ekmeği bulunmasına rağmen, elinde birkaç dinar varken infak edebilmek için çalışan bir adam. Allahu Ekber. İşte bizim sahabeyle aramızdaki farkımız bu. Sahabenin kalitesini ortaya çıkartan neden bu? Düşünceleri, niyetlerinin güzellikleri var mı içimizden bir tanesi? Elhamdülillah bugün bana ve evlatlarıma yetecek kadar rızka sahibim. Şimdi bu saatten sonra da ümmeti Muhammed'in ihtiyaçları için çalışacağım. Muhtaç olan kardeşlerim için çalışacağım. Dünyanın neresinde olursa olsun Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı mazlumun yanında olacağım deyip de çalışan var mıdır içimizde? Böyle bir düşünce kimin dünyasında gelişmiştir? Evet, Ebu Umame ihtiyaç sahibi olmasına rağmen kendi ihtiyacının dışında başkalarının ihtiyacını gidermek için çalışan garip bir insan. Neden garip? Bakın diyor ki, hizmetlisi anlatıyor. Ebu Umame radıyallahu anh sadaka vermeyi severdi ve hassaten de kendisine yönelen ihtiyaçlarını arz edenleri geri döndürmezdi. Bir gün evinde oturduğu bir sırada bir dilenci gelir. Ebu Umame'nin evinde kendisine takdim edeceği bir yiyeceği yoktur ama o sıra elinde de 3 dinar vardır. 3 tane altın para. Ebu Umame çıkartır 1 dinarı verir. Arkasından hemen ikinci bir dilenci gelir. Ebu Umame çıkartır 2. dinarı verir. Hemen arkasından 3. bir dilenci gelir. Ebu Umame elindeki son dinarı son gelen adama verir. Hizmetlisi durur ve kendisine der ki sen bizi açlıktan öldüreceksin der. Allahu Ekber. Hani kendine yazık ediyorsun, yiyeceğin yok, elinde birkaç dinarın var, onu da feda ediyorsun, kendini yıpratmakla beraber bizi yoruyorsun dercesine bir sözdür bu. Geçen Bünyamin abilerimizle hasbihal ettiğimizde bir meclisimizde bunun üzerine çok konuştuk. Dedi ki bazı dilenciler vardır ki bu işi şirket haline getirmişler. Bir mümin de bir delikten iki defa ısırılmaz dedik. Eğer onun ihtiyaç sahibi olmadığına kanaat getiriyorsak onlara vermemekte bir beis yoktur. Ama sahabe bizim gibi değil kardeşler. İhtiyaç sahibi olduğunu bilse de, mağdur olmadığını bilse de, kendisinden birileri Allah için istediğinde asla geri göndermezler. Dedi ki aramızdaki fark bu. Aramızdaki kalite farkı bu. Ebu Umame'nin hizmetlisi sinirleniyor. Diyor ki sen bizi diyor açlıktan öldüreceksin be adam. Ebu Umame sesini çıkartmıyor. Bir kenara yatıyor. Hizmetlisi diyor ki öğlen saatine doğru kendisini kaldırdım. Abdest aldı. Namaz kılmak için mescide gitti. Kendisi diyor oruçluydu. Kim? Ebu Umame.
Kendisi diyor oruçluydu. Kendisine diyor acıdığımdan dolayı diyor iftarlık hazırlamaya başladım. Akşam saatine yakın Ebu Umame'nin geleceği zamana yakın sofrayı kurdum, çırayı yaktım. Gene yatacağı yeri hazırlarken bir baktım ki yatağın altında 3 dinar var. 3 dinar. Sabah 3 dinar vermişti. Baktım ki diyor akşam tekrar 3 dinar. Bakın bu olay ne kadar tekrarlıyor ki hizmetli şu sözü söyleme ihtiyacı hissediyor. Vallahi bu her zaman olan bir durumdur. Bu diyor sürekli böyle tekrarlanıyor. 1 dinar veriyor, yatağın altından 1 dinar çıkıyor. 2 dinar veriyor, dedim ki eyvah evde yiyecek hiçbir şey kalmadığı gibi alacak bir şey de kalmadı. Bir bakıyorum ki yatağın altından 2 dinar çıkıyor dercesine bir sözdür. Sonra diyor Ebu Umame geldi, iftar sofrasını görünce, içerinin aydınlığına şahit olunca dedi ki bu Allah Azza ve Celle'nin bize bir ihsanıdır. Allahu Ekber. Allah üzerimize cömert oldu. Bu Allah'ın lütfundan ve keremindendir. Nasip eden Allah'tır. Veren Allah'tır. Doyuran Allah'tır. Sonra hizmetli dedi ki beraber iftar sofrasına oturunca Allah senden razı olsun. Senin paran varken bana niçin söylemiyorsun? Buradaki Allah senden razı olsun. Herhalde bizim içerimizde bir kardeşimiz bir hata yaptığında, hikmetsizlik yaptığında deriz ya, Allah seni ıslah etsin, böyle söylenilir mi? Allah seni ıslah etsin, madem böyle düşündün de bana niye haber vermedin deyip bir serzeniş vardır ya. Ebu Humame'nin büyük bir ihtimal hizmetlisi de bu sözü bundan dolayı söylüyor. Allah senden razı olsun be adam. Madem dinarın vardı da bana niye söylemedin? Akşama kadar bu yemeği hazırlamak için kıvrandım dercesine bir sözdür. Sonra Ebu Umame döndü, dedi ki benim dedi olaylardan haberim yok. Yatağın altında, adam şimdi tekrarlıyor. Diyor ki yatağın altında saklanılan her bir para tehlikelidir. Ebu Umame dedi ki benim bundan haberim yok. Ben yatağın altında saklanılan 3 dinarı bilmiyorum. Hizmetlisi yatağı kaldırdı. Dedi ki Ebu Umame bu duruma çok sevindi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a şükretti. Subhanallah. Ebu Umame'nin bir akrabası varmış. Bir bakıyor ki Ebu Umame keramet oluşturuyor sürekli. Allah Azze ve Celle üzerinde keramet yaratıyor. Bunun Allah'tan olduğunu düşünemiyor belki. Bir an gaflete düşüyor. Yahu diyor ben de 5 dinar vereyim akşamleyin diyor. Benim yatağımda da 5 dinar çıksın. Veriyor. Yatağın altına bakıyor gece yok. Veriyor. Yatağın altına bakıyor çıkmıyor kardeşler. Niye? Hani dedik ya geçen hafta da bu takvadır ha. Halid bin Velid radıyallahu anh nasıl şarap testisini Allah'ım bunu bana balla çevir diye dua etti. Allah Halid'e o şarap testisini bala çevirdi ya ve biz de dedik ya sakın ha siz denemeyin ama ne olur siz de infak ederken gece yatağınızın altına konulacak dinarları ve gümüşleri hesaplayarak infak etmeyin. Değilse Ebu Umame'nin amcasının oğlu gibi olursunuz. Ebu Umame içten verdi. İsteyerek verdi. Severek verdi. Tıpkı kim gibi biliyor musunuz Müslümanlar? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma gibi değil mi abi? Hatırlayın, Abdullah İbni Ömer çok zengin bir sahabe. Günlük kazanmış olduğu paralar çok birikmesin, serveti artmasın diye hepsini infak eden bir sahabe. Özellikle de iyi niyetli, kalbi temiz, namazını güzel kılan köleleri gördüğü zaman azat eden bir sahabe. Arkadaşının biri dayanamıyor. Diyor ki ey Abdullah bu köleler seni kandırıyorlar, seni aldatıyorlar. Bu adamların namaz kıldığı yok. Kılsalar da güzelce namaz kılan adamlar değil. Sırf sen mescitteki köleleri azat ediyorsun diye senin huzurunda böyle namaz kılıyorlar dediğinde Allahu Akbar. Abdullah İbni Ömer döndü dedi ki bizi Allah ile aldatmak isteyenler aldatabilirler.
onların aldanmalarından razıyız de. Aldatmalarından razıyız. Subhanallah. Sen bu sözü söyleyebilir misin? Ben vallahi söyleyemem. Lan o adam öyle miymiş lan? Lan gene bizi yedi deyip adamın ensesine çökeriz. Ama Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma bine yakın köleyi bu şekilde azat ettiği söylenir. Bine yakın. Müslümanlar. Allah Azze ve Celle her birinden razı olsun. İşte Ebu Umame böyle keramet ehli bir adam. Birileri sokakta keramet ehlini arıyorsa gitsin Hayat-ı Sahabe'yi okusun. Birileri şu toplum içerisinde keramet sahiplerini görmek istiyorsa sahabelerin hayatını anlatan kitapları okusun. Uydurma, kaydırma, hikayelerle kendilerini aldatmasınlar. Gerçekliği ispatlanmış tabirinde ise yaşantılara yönelsinler. Bakın bu Ebu Umame nasihat etmeyi, davet çalışmasını yapmayı da çok seven bir sahabe. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu kan içen bir topluluğa gönderiyor. Adamlar vampir midir nedir ben bilmiyorum. Sadece rivayette rastladığım kısım bu. Adamlar kan içiyorlar. Kan. İnsan kanı mıdır? Hayvan kanı mıdır? Sevmedikleri insanları mı öldürüyorlar? Bunu da bilmiyorum. Ebu Umame'yi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizzat bu topluluğun içine gönderiyor. Ebu Umame onların yanına gidiyor. Ebu Umame'yi görünce seviniyorlar. Arapların demek ki klasik özelliği değil mi? İkramı seven, misafire hizmetkar, cömert olan topluluklar. Hemen bir testide kan getiriyorlar. Hadi buyurun Halil İbrahim sofrasına. Kan ikram ediyor adamlar. Ebu Umame ne diyor? Diyor ki vallahi beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi bundan men etmek için gönderdi. Benim buraya geliş gayem bunu içmek, bu ikramdan istifade etmek değil. Benim önüme sunmuş olduğunuz ikramın haram olduğunu, fıtratınıza ters olduğunu, bünyenize zarar vereceğini bildirmek için gönderdi. Ebu Umame dediler ki o zaman ne halin varsa gör. Bizim aramızda yatabilirsin, kalabilirsin ama sana ikram edecek hiçbir şeyimiz yok dediler. Vallahi de öyle yatırdılar Ebu Umame'yi. Ebu Umame diyor ki gecenin bir vaktinde yabancı bir adam yatağıma kadar geldi. Elindeki diyor şerbet tasını diyor bana uzattı. Ben diyor kana kana diyor içtim. Sonra diyor yattım. Sonra diyor o toplumun içerisinden bazı insanlar tabir yerindeyse utandılar. Ya bizim şanımıza yakışmaz dediler. Misafire de böyle kızılıp da aç yatırılmaz dediler. Dediler ki bari ikram edelim. Bir tasın içerisine bu sefer süt koydular. Gönderdiler. Ebu Umame radıyallahu anh dedi ki vallahi Allah beni diyor doyurdu. Sonra da diyor onlara şişkin olan diyor karnımı gösterdim. Şimdi ne olur dikkat edin. Bu olay neticesiyle diyor bütün kavim diyor iman ettiler. Allahu Ekber. Bütün kavim iman ettiler. Allah'ın büyüklüğüne ve yüceliğine şahit oldular. Allah azze ve celle ya sema ehlinden bir meleği insan kılığına soktu, cennet bahçelerin şaraplarından, tabir yerindeyse şerbetlerinden, içeceklerinden ona bir tas gönderdi. Ya da Allah Azze ve Celle Adem oğlu içerisinden birinin kalbini yönlendirdi, Ebu Umame'ye hizmet ettirdi. Ama o topluluğun adamı değildi. O kavmin adamı değildi. O misafir olduğu insanların içerisinden biri değildi ve Ebu Umame'nin vesilesiyle o kavim iman etti. Allah Azze ve Celle hem Ebu Umame'den hem de onu sevenlerden razı olsun. Bu birinci kısımdı kardeşler. Şimdi beş kısım daha var. Hızlı hızlı geçeceğim söz. İkinci kısım. Hadisi rivayet eden sahabe. Bir tane hoca efendi öyle. Düğünde 8 maddeye kadar gelebilmiş. İnşallah 8. maddeden sonra da ilerleyecekmiş. O yüzden kısa tutuyoruz. Maddelerimiz uzun gibi gelmesin. İkinci kısım. Hadisi rivayet eden Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Ne dedi kardeşler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescide geldi. Ebu Umame'nin mescitte oturuşunu gördü. Ona doğru yöneldi. Hüzünlü bir şekilde, kederli bir şekilde, borç, harç içerisinde beli bükülmüş bir şekilde mescitte oturuşuna şahit oldu.
bakın kayıtsız kalmadı kardeşler. Bana ne demedi. Ya belki Kur'an okumaya gelmiştir. Değil mi abi? Belki zikir yapmaya gelmiştir. Şimdi her mescide erken gelende problemi mi olacak? Allah Resulü niye bunu sordu demeyin. Çünkü benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem içerisinde bulunduğu dostların kederlerinin, gamlarının farkında olan bir şahsiyetti. Mutluluklarını bilen bir şahsiyetti. Onların her hallerine vakıf olan bir şahsiyetti. O yüzden rivayetin bu kısmıyla alimlerin, davetçilerin, idarecilerin çok ders çıkartması gereken bir yer var. Bu kısımdan hasaten annelerin, babaların, eğitimcilerin, öğretmenlerin fazlaca hikmetler taşıması gereken bir rivayet olduğunu bilmeleri gerekir. Ve şunu kesinlikle unutmayın ki Allah Azze ve Celle kimilerine insanların sıkıntılarını anlama, söylemeseler de farkına varma nimeti vermişlerdir. Vallahi bu bir nimettir. Belki birileri bunu eza ve cefa görebilir ama bu bir nimettir. Çünkü nice insanlar vardır ki ağlasan da, sızlasan da, derdinden bahsetsen de anlamıyor ya da anlamamazlıktan gelir. Ama anlamayanların çoğu fazladır, onu bilmenizi isterim kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk defa karşılaştığı bir durum değildi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözde sahabelerinden ilim sahibi, ilim talebesi, peygamberin halkasında bulunmaktan dolayı ticaret yapamayan, geçimini sağlayamayan ve bakın vallahi de billahi de rivayette şöyle geçiyor. Açlıktan dolayı mescitte bayıldığında sahabenin boynuna basarak acaba bu adam delirdi mi diye dedikleri bir adamdır Ebu Hureyre. Ben diyor mescitte diyor namaza durduğumda diyor tir tir diyor titrerdim açlıktan. Bulunduğum yerde yere yığılırdım. İnsanlar benim mecnun olduğumu, insanlar benim sara hastalığına yakalandığımı zannederlerdi. Halbuki bilmiyorlar ki Ebu Hureyre'yi o mescidin içerisinde bayıltan etken açlıktı. Diyor ki bir gün yine diyor mescitten çıktık. Bir kenara oturdum. İnsanlardan önce çıkıyor. Halimi anlayacak biri çıkar mı? Benim halimi görür mü? Betim bezim solmuş tabiri yerindeyse. Açlıktan yüzleri sararmış. Beli bükülmüş. Bedeni zayıflamış. Bir kenara oturdum da insanlar beni elimden tutup evine götürürler diye umut ederken her bir insan selam vererek yanımdan geçti. Belki birçoğu da onun gibiydi de onu anlamak istemediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma kayıtsız kalmadı. Sensin aç kalan he? Sen aç kalacaksın, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tok kalacak. Sen ağlayacaksın, peygamber senin karşında gülecek. Sen hüzünleneceksin, peygamber aleyhisselam mutlu olacak. Senin derdin olacak, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kayıtsız kalacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinde hiçbir şey olmadığını bildiği halde, günlerce ekmek yemediği halde, annelerimize gidip de bugün ne katık vardır, sirke var ya Resulallah dediklerinde sirke ne güzel bir katıktır diyen peygamber, evinde yiyeceği olmadığından dolayı oruç tutmak zorunda kalan bir peygamber kardeşinin elinden tuttu, dedi ki aldı onu götürdü Ebu Hureyre'nin tabir yerindeyse açlığını bastırdı. Neyle? Kendisine ikram edilen bir sütle. Kardeşlerim vallahi bu bir nimettir. Eğer şu mescid içerisinde, meclis içerisinde, sokakta, çarşıda, pazarda, çalıştığınız yerde bir kardeşinizi fark edip de evet ya kesinlikle bunda bir problem var, bu adam dünün adamı değil, bu adam böyle bir adam değil, kesinlikle bunu üzen, hüzünlendiren, gam ve kederin içerisinde sokan bir hali var deyip yanaşabiliyorsanız vallahi bu peygamberi bir ahlaktır. Ne mutlu öyle ahlaka sahip olanlara ki vallahi şu an bu ahlaka sahip olan davetçilere, alimlere, idarecilere çok fazla ama ihtiyacımız var. Allah Azze ve Celle sayılarını artırsın. Bu ikinci kısımdı. Üçüncü kısım kardeşler. Şimdi size soruyorum. Ebu Umame'nin belini büken dert ve keder onu nereye götürdü?
Nereye? Mescide değil mi? Bakın dikkat edin. Ebu Umame'nin derdi, borcu onu mescide yöneltti. Allah'ın anıldığı ve ona ibadet edildiği o güzide mekanlara iletti. Şimdi biz ise kardeşler, bir derdin ve kederin içerisine düştüğümüzde ilk terk ettiğimiz mekanlar mescitlerdir. Yanlış mıyım Ömer? İlk terk ettiğimiz mekanlar mescitlerdir. Halbuki bu mekanlar bize Allah'ı hatırlatan, ahireti hatırlatan, üzerimizdeki yükleri hafifleten mekanlarken bizler şeytanla baş başa kalacağımız, şeytanın vesveselerine maruz kalacağımız mekanlarda huzuru, kederin ve öfkenin dağılmasını bekliyoruz. Böyle bir yanılgının içerisine düşünüyoruz. Şahsım dahildir buna. Hiçbir kardeşimi kınamadan problemlerimizde salihlerin meclislerini terk ediyoruz. Bakın salihlerin, abidlerin mescitlerini terk ediyoruz. Halbuki o insanlar Allah'la aramızdaki bağı kuvvetlendiren önemli etkenlerden bir tanesidir. Bakın ne zaman derdimiz var, ders halkalarını terk ediyoruz. Kardeşim neden gelmiyorsun? Abi sıkıntım var. Doğru. Ne zaman kederimiz var? Bir bakıyoruz sohbet meclislerini terk ediyoruz. Neden gelmedin kardeşim? Abi biraz borcum var. Ne zaman derdimiz, kederimiz var? Böyle sosyal etkinliğimiz, Müslümanlarla yapmış olduğumuz böyle güzel etkinlikleri terk ediyoruz. Niye gelmedin kardeş? Abi biraz problemlerim var. Yahu senin problemlerinin çözüleceği yer bu yerler. Buralar. Müminlerin tebessümleri, salihlerin duası, Allah Azze ve Celle'nin içimizden bir kişiyi çıkartıp da sana elini uzattıp yardım etmesi, nusretin burada olması, değilse sahil kenarında değil, müzikli mekanlarda da değil. Vallahi nereye giderseniz gidin, Ebu Umame'nin almış olduğu lezzeti ve tadı hiçbirimiz alamayacağız. Derdimiz ve sıkıntımız esnasında. O yüzden ne olur kardeşlerim, ben dahil söylüyorum, nefsimi en başa yazıyorum. Sıkıntı anlarında ne olur ders halkalarınızı terk etmeyin. Abi iznin olursa bana bir 3 ay izin verin. Verelim, hiç problem değil. Yeter ki sıkıntın çözülsün. Ama bil ki bizden ayrıldığın an şeytanın eline doğru yürüyorsun. Aa, biz rahmani bir topluluğuz demiyorum. Bizim içerimizde salihler var muhakkak. Abidler var. Ben kendimi zikretmiyorum. O salih bir insanın duası. Allah Azze ve Celle sana yardım etsin abi. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor ama gecenin 3'ü de olsa beni ararsan mutlu edersin. Saat 1'de bir Müslüman kardeşin sıkıntılı olduğun anda senin yanındaysa çözümü elinde olmamasına rağmen. Bundan daha büyük nimet var mı be Müslüman ya? Hangi para sana böyle bir imkanı sağlayabilir? Hangi güç sana bu imkanları oluşturabilir? Ama mescitler, ister bu mescitler olsun, ister camilerimiz olsun, her ne kadar duyarsız olsalar da, İmam efendilerin şu an tek vazifesi namaz kıldırmaktır. Yükümlü oldukları husus budur. Caminin içerisinde bayılsan da, çatlasan da, patlasan da, onların tek vazifesi namaz kıldırmaktır. Sana yardım etme lüksüne sahip değiller. Elleri kolları bağlanmış, istisnalar hariç. Allah'a sığınırım. Bu konuda cüretkar olanlara, fedakar olanlara lafımız yoktur. Cami cemaati zaten korkuyor. Ulan bulaşmayalım da zaten evde bir ton derdimiz var. Bir dert de bundan yüklenmeyelim. Ama içlerinde salihler var ha. Abidler var. Senin haline üzülenler var, ağlayanlar var. Sana yardım etmek isteyenler var. Ama bakın bazı mescitler vardır ki, bazı meclisler vardır ki her an senin yanında pervane olacak insanlardır. Allah Azze ve Celle böyle meclisleri bize nasip etsin. Böyle salihlerin, abidlerin meclislerinde bulunmayı, nefes almayı, onlara hizmet edebilmeyi bizlere lütufta bulunsun inşallah kardeşlerim. 4. Hızlı geçiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bakın dikkat edin, Ebu Umame'yi dinledi. Onu nereye yönlendirdi? Aziz ve celil olan Allah'a yönlendirdi. Sorunları, problemleri çözecek en büyük merciye iletti onu.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden alimlerin, salihlerin, abidlerin, muttaki olanların meclislerinde rahmet vardır kardeşler. Onların nasihatleri, yönlendirmeleri, işaret ettikleri çözümler inci ve mercanlardan daha değerlidir kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onu ve ondan sonra gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınları gani olan, gücü her şeye yeten ve eşya üzerinde gerçek tasarrufu bulunan Allah Azze ve Celle'ye iletti. Buradan da davetçilerin alması gereken önemli dersler vardır. Beşinci kısım kardeşler, şimdi ne olur buraya dikkat edin. Ebu Umame kendisine sunulan nasihati, nebevi nasihati, kendisine verilecek olan altın ve gümüşlerden daha değerli bildi. Peygamber aleyhisselamdan borçlarını ödemesi, sıkıntısının giderilmesi konusunda istekte ve talepte bulunmadı. Halbuki ben kendi nefsime dönüyorum. Allah Resulü gibi bir devleti idare eden, orduları yönlendiren, alemlerin Rabbi olan Allah'la direkt irtibat halinde olan, Uhud dağı emrine verilip de altına çevrileceği söylenilen bir peygamber bana gelse, dese ki ey Yusuf, kardeşim seni kederli görüyorum, ya Resulallah borcum var, çocuklar evde ağlıyorlar, yiyecek yok diye, borcumun ödenmesi konusunda vallahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sormasını pişman ederim ona. Ben olsam böyle yapardım. Ayıp mı? Değil kardeşim. Ayıptır demiyorum. Ama sahabeyle aramızdaki fark vardı ya. Bana göre ben yaparım. Derim ki ya Resulallah borcum var. Devlet değil misin? Çöz. Sıkıntım var. Komutanım değil misin? Çöz. Biz böyle alıştık ya. Ama Ebu Umame haya etti. Allah Resulü'nden böyle bir şeyi dahi istemedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen nasihati harfiyen uyguladı. Çünkü biz bunu nereden anlıyoruz? Ben diyor bunu uyguladığımda kederim diyor dağıldı ve diyor borcum ödendi dedi Ebu Umame radıyallahu anh. Allah Azze ve Celle samimi, ihlaslı bir şekilde kendisine yönelen kullarının gamını, kederini, borcunu darmadağın edecek bir güce sahiptir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi kardeşler, son maddeydi. Altıncı maddeyle bitiriyorum. Bu rivayetle alakalı bir hoca efendinin çok güzel bir şerhi var. O kısmı sizle paylaşacağım. Ve inşallah Rahman bir eklemeyle beraber bitireceğim. Şimdi bakın diyor ki bu hoca efendi, bu mübarek dua Peygamber aleyhisselama verilmiş veciz sözlerinin örneklerindendir. Cevami'ul kelim. Az sözle çok şey ifade etme sanatı Peygamber aleyhisselama verildi. Çünkü bu dua insanın maruz kalabileceği her türlü sıkıntıdan Allah'a sığınmanın ifadesidir. Hangi sıkıntı olursa olsun. Bundan dolayı kendilerinden Allah'a sığınılan bu şeyleri biraz açıklamak yararlı olacaktır diyor. Ve bakın şimdi Peygamber aleyhisselamın sıraladığı kelimelerle alakalı bir açıklamada bulunuyor. Diyor ki Peygamber aleyhisselam gam ve hüznü yan yana zikretmiştir. Dedi ya Allah'ım gamdan ve kederden, hüzünden ne dersek diyelim. Diyor ki çünkü gamlanmak ileride olması beklenen sıkıntı ve zorluklardan kaynaklanır. Hani deriz ya vesvese yaptın sen habire. Habire düşünüyorsun. Üniversite sınavının sonuçları ne olacak? Kaldık mı geçtik mi? KPSS'ye girdik. Memur olacağız mı olmayacağız mı? Olduk da Konya mı olacak Kayseri mi? Bu gamın içine düştün mü? Arkasından ne geliyor? Hüzün geliyor. Hüzünlenmek ise geçmiş sıkıntılara üzülmekten ibarettir. Allah yani Resulullah Aleyhisselam öyle bir şey istiyor ki Allah diyor bizi hem gamdan, daha ileride olabilecek meseleleri düşünüp de hüzünlenmekten, hem de geçmiş yıllarda yaşanmış sıkıntıları düşünerek ağlamaktan bizi korusun diyor. Sonra devam etti, dedi ki acizliği ve tembelliği birlikte anmıştır. Acizliği ve tembelliği. Çünkü acizlik
nefsin yapılmak istenen şeyi yapabilme gücünden yoksun olduğunu hissetmesidir. Acizlik, nefsin yapılması gereken işi yapamamanın adıdır. Allah Resulü bundan sığınmış Allah'a. Tembellik ise bedenin kullara vacip olan şeyleri eda etmekten geri kalması ve kusurlu davranmasıdır. Yani bilerek o şeyi yapmamasıdır. Peygamber aleyhisselam dedi ki, korkaklık ve cimrilikten Allah'a sığınırım. Çünkü cimrilik mal ile cömertlik yapmaktan uzak durmaktır. Korkaklık ise Allah yolunda savaşıp canını cömertçe feda etmekten uzak kalmaktır. Ve son olarak Resulullah dedi ki, borcun ağırlığından ve insanların galip gelmelerinden Allah'a sığınırım. Çünkü ağır borç insanın iç alemine galip olup onu şiddetli kedere sokar. İnsanların galip gelmeleri ise insanın dış alemini istila edip onu kederin ve sıkıntının içerisine sokar. Böyle bir şerh yaptı alimimiz. Bu kelimeler arasındaki bağlantıları kurdu. Değerli kardeşlerim, Allah hepimizi giderilmeyecek kederlerden ve borçlardan muhafaza eylesin. Sizin içerinizde, şu mescit içerisinde bize hissettirmese de, biz gafletimizden dolayı, kabiliyetimiz olmadığından dolayı sizi anlayamasak da, şu mescit içerisinde kederi olan, sıkıntısı olan kardeşim varsa şu kapıdan çıkmadan önce Allah Azze ve Celle o keder ve sıkıntı bulutlarını üzerinden dağıtsın. Siz bize söylemeseniz ve biz sizi anlamasak da hangi kardeşimin belini büken bir borcu varsa Allah Azze ve Celle en kısa zamanda onu ödemeyi sizlere nasip etsin. Dedi ki bir ekleme yapacağım. Kalkması zor olan bir mekandan. Ebu Umame'nin Müslümanlara bir nasihatıyla söz veriyorum, bitiriyorum inşallah. Kendisine geliyorlar, diyorlar ki ey Ebu Umame bize nasihat et. Diyor ki ben size nasihat ederim ancak benden duyduklarınızı insanlara aktaracaksınız. Çok uzun bir rivayet. Sadece borçla alakalı kıyamet gününde yaşanılabilecek sahneyi anlatan bir parçayı aktaracağım ve inşallah bitireceğim. Diyor ki cehennem üzerinde 7 kademeli köprü vardır. Cehennem üzerinde 7 kademeli köprü vardır. Bu kademelerin ortasında mahkeme kurulur. Kul oraya vardığında ona senin üzerinde ne gibi borçlar var diye sorulur. O da benim üzerimde şu var, bu var diye saymaya başlar. Ona borçlarını öde diye seslenilir. O, ey Rabbim, benim verecek bir şeyim yoktur. Borçlarımı nasıl ödeyeyim deyince Cenab-ı Hak meleklerine yönelip iyiliklerinden alın diye emreder. Melekler iyiliklerini teker teker alırlar. Neticede iyilikleri biter. Bundan sonra meleklere haksızlık yaptığı kimselerin kötülüklerini alın, ona yükleyin der. Melekler emredileni yaparlar. Bazı kimseler dağlar kadar iyilikle oraya gelirler. Ancak tek bir iyilik kalmaz. Allahu Ekber. Ayrıca zulüm ve haksızlık yaptıkları kimselerin kötülükleri sırtına yüklene yüklene kötülükleri dağlar kadar olur dedi Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh. Demek ki borç sadece altın, gümüş ve paradan ibaret değilmiş. Dünya üzerinde yapmış olduğumuz insanlara karşı haksızlıkların borç faturası Ebu Umame'nin ifadesiyle cehennemin ortasına kurulan mahkemeyle çözülecekmiş. Allah Azze ve Celle bizi böyle bir durumdan muhafaza buyursun. Bu hadis-i şerifi hakkıyla anlamayı, Resulullah'ın yaptığı gibi çokça yapmayı ve Ebu Umame gibi karşılığını bulmayı bizlere ve sizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma salavat.